Hocalara geldik. 11. sınıf coğrafya soru çözümlerindeyiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Neler yapacağız? 11. sınıflarla ilgili ünite ünite sorular çözeceğiz yavaş yavaş. Hazırsanız soru çözümümüz başlasın. Bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde otobur hayvanların artışına bağlı olarak etobur hayvanların sayısı da artar. Yani etoburlar... Şöyle düşünelim arkadaşlar, eğer ormanlık alanlar çok fazlaysa, bitki örtüsü çok gürse otobur hayvanların sayısı fazla oluyor. Ve buna bağlı olarak etobur hayvanların sayısı da artıyor arkadaşlar beraberinde. Buna göre yukarıdaki dünya haritasında gösterilen yerlerden hangisinde etobur dediğimiz yani etle beslenen hayvan sayısı diğerlerine göre daha azdır diyor. Yani bana burada bitki örtüsünün cılız olduğu yeri soruyor aslında. Aynı soru. Dünya üzerinde işaretlenen yerlerin hangisinde bitki örtüsü cılızdır demiyor da bana hangisinde etobur hayvan sayısı daha azdır sorusu aynı aslında. Şimdi geldim, burası Amazon havzası diyelim arkadaşlar. Burada bitki örtüsü gür değil mi? Yine Kanada'nın, ABD'nin batısı, batı kıyıları, ılıman okyanusal iklim, batı rüzgarları ve sıcak okyanus akıntılarıyla birlikte karışık yapraklı ormanları barındırıyor. Bakın yine burası muson ormanları arkadaşlar. Muson ormanları yağmur ormanlarına biraz benziyor ama biz bunlara muson ormanları diyoruz Hindistan'da. Tayga ormanları, bakın çeldiricisi çok güçlü. Tayga ormanları Sibirya'da, Rusya biliyorsunuz dünyanın akciğerleri olarak da bilinir. Çok yoğun orman alanlarını barındırır. Ama bakın arkadaşlar 3 numaralı yer halbuki Sahra Çölü'nün çok sınırlarında yer alan bir nokta arkadaşlar. Buralar Sahra Çölü, şu kısım özellikle arkadaşlar Sahra Çölü'nde. Burada etobur hayvan sayısı diğerlerine göre daha da az arkadaşlar. Çünkü sayı az, burada biyoçeşitlilik az, yağış az. Dolayısıyla burada etobur hayvan sayısı diğerlerine göre daha da az olur diyebiliriz. Sorumuzun cevabı nedir? Ceyhan'dır sevgili arkadaşlar. Benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarını içinde barındıran bölgelere biyom denir. Benzer yetişme şartlarına sahip diyor bitki ve hayvan. Her biyomun kendine özgü bitki örtüsü ve hayvan türü olmakla beraber biyomlar daha çok bitki örtüsüne göre adlandırılmaktadır. Mesela savan biyomu, çöl biyomu, step biyomu diyoruz mesela. Peki sorumuzda ne diyor bize? Buna göre yukarıdaki dünya haritasında gösterilen yerlerden hangisinde ya da hangilerinde biyomların benzerliği daha fazladır? Biyomlar benzer olacak. Biyomlar benzerse bitki örtüleri benzer olsun değil mi? Mesela şuraya geldim. Amazon havzası çevresi, Brezilya çevresi diyelim mesela, yaklaşık orman sahalarını oluşturuyor yine. Kap bölgesi, burası maçı alanlarını oluşturuyor. Akdeniz iklim coğrafyası Kap bölgesi. Bakın Fas, Tunus'ta da var. Akdeniz coğrafyası yine maçı alanı. Burası da maçı arkadaşlar. Yine geldim arkadaşlarım. Soru da bana ne diyordu arkadaşlar? Benzerlik daha fazla dedi değil mi? O zaman orman maçı gitti. Şu kısma geldim arkadaşlar. Şu kısma geldim. Bakın burası Alaska, şurası Kanada'nın kuzeyi. Buralar arkadaşlar ağır karasal iklim şartları. Biraz daha yukarı gittiğimde tundra iklim başlayacak. Yine şu kısma geldiğimde bakın Sibirya'nın kuzeyi arkadaşlar. Sibirya çevresi diyebiliriz. Burası da yine ağır karasal iklim şartları. O zaman 1 ile 2'nin iklim özellikleri çok benzer. Böyle bir soruda bakın ikisi de kutuplara yakın. Görüyor musun? Bakın kutuplara yakın. Kutuplara yakın olunca bu adamların sıcaklıkları, yağışları, bitki örtüleri birbirine o kadar benzer ki... Burada yaşayan hayvanlar da birbirine o kadar benzer oluyor. Bitkiler o kadar benzer oluyor. Benzerlikten söz etmiş. O zaman benzerlikten söz etmişse ne diyeceğiz? 1 ve 2 yani cevabımız Ankara diyeceğiz sevgili arkadaşlar, benzerlikten kaynaklı olarak. Enerji akışı ile ilgili olarak seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Enerji akışı. Etçiller otçulları avlayarak beslenirler. Doğru mudur? Et yiyen hayvanlar ot yiyen hayvanları ne yaparlar? Yerler. Doğru mudur? Mesela aslan tavşanı yiyebilir mi? Yiyebilir. Doğru mu? Doğru. Güneş ekosistemlerin tek enerji kaynağıdır arkadaşlar. Önemli bir enerji kaynağıdır. Dikkat. Canlılar arasında enerji akışı besin zinciriyle sağlanır. Yani yediğimiz gıdalardan biz enerjiyi alıyoruz aslında güneş aracılığıyla yine. Canlılar tarafından kullanılan enerjinin bir kısmı çevreye ısı olarak yayılır arkadaşlar. Yani bizim yediğimiz her şey
bir şekilde boşaltım sistemiyle toprağa gider, bir şekilde havaya gider. Özellikle topraktaki döngüyle birlikte tekrar tekrar yukarı çıkar, aşağı iner. Ya da toprağa attığımız bir işte boşaltım sistemiyle giden bir madde başka bir canlının gıdası olur. O da alır başka bir canlıya verir derken bir döngü oluyor. Canlılar tarafından kullanılan enerjinin bir kısmı ısı enerjisi olarak yayılabilir. Doğruydu. Enerji akışı bir döngü halinde devam eder demiş. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şimdi normalde su döngüsünde nasıl bir şey vardır? Hatırlayın, su döngüsünde sürekli buharlaşır hava, yükselir, yağmur yağar, aşağı gelir, yeraltı suyuna karışır, tekrar buharlaşır, tekrar yağmur olur. Bir döngüdür değil mi? Bu bir döngü bak. Sürekli doğanın bir dengesi var. Hiç atmosferde nem biter mi? Bitmez. Tam bitecekken bir daha gelir, bir daha gider, döngü. Ama enerji akışı normal bir döngü gibi devam etmez arkadaşlar. Çünkü bazen bizim doğaya attığımız bir atık o başka bir canlı tarafından kullanılıp bitirilebilir de. Sadece kendisine de bazen yetebilir. Yani bir enerjiyi sürekli kullanamam. Evet biraz kullanırım ama bu süreklilik kazanmaz. Onun için enerji akışı bir döngü halinde devam eder. Süreklilik anlamında diyemiyorum arkadaşlar. Onun için sorumuzun cevabı nedir? Edirne'dir sevgili gençler. Bir ekosistemin doğal dengesini koruyabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için madde ve enerji döngüsüyle tüketilen maddelerin yeniden ekosisteme geri dönmesi gerekir. Yani bir şeyi kullanmamız için hani geri dönüşüm gibi düşünün, tekrar geri gelmesi lazım. Su döngüsünde de bu durum aynı şekilde gerçekleşir. Ancak suyun ekosisteme dönüşü hızlı ya da yavaş şekilde gerçekleşebilir. Yani mesela ekvatoral bölgede bu döngü çok hızlı çünkü su çok. Ama çöllerde düşünsenize, karasal bölgelerde su döngüsü o kadar da hızlı değil. O halde o zaman sorumuzda bize ne sormuş? Demiş ki buna göre yukarıdaki dünya haritasında gösterilen yerlerden hangisinde ekosisteme su diğerlerine göre daha geç döner? Yani kurak bir yer bul diyor bana. Kurak bir yer bul diyor bana. Dikkat! Burası ılıman okyanusal iklim, kıtaların batı kıyıları yağışlı mı? Yağışlı. Yine kıtaların batı kıyıları ılıman okyanusal iklim yağışlı mı? Yağışlı. Ama ekvatoral iklimin biraz daha azıcık üstü savanla birleştiği nokta yani Amazon havzası su döngüsü hızlı. Tam ekvatorun olduğu yer su döngüsü fazla. Ama burası arkadaşlar çöl iklimi. Avustralya'nın ortası, bakın şu uç noktaları Akdeniz iklimi olabilir özellikle ama şu ortalar Victoria çölü, Büyük Kum çölü, Gibson çölü gibi çöller var. Onun için çöl alanlarında su çok zengin değil ki döngü de gerçekleşsin çok fazla. Onun için sorumuzun cevabı Ceyhan olacak sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz hemen diğer soruyla devam edelim. Devletler nüfus sayımları sonucunda ülkenin nüfus miktarını, nüfusun eğitim durumunu, kentli, kırlı, şehirli, köylü nüfusu, nüfusun mesleklere dağılımı, birincil ekonomik faaliyet tarım mı, ikincil ekonomik faaliyet sanayi mi ya da üçüncül ekonomik faaliyet hizmet mi gibi dağılımları buluruz. Nüfusun ne kadar erkek ne kadar kadın, evet bunu da biliyoruz, cinsiyete göre özellikler hakkında bilgi sahibi olur. Yani nüfus sayımlarını neden yapıyorum? Bu özelliklerin tespit edilmesinin temel amacı nedir? Biz neden nüfusu sayıyoruz? Niye özelliklerini öğrenmede bu kadar meraklıyız? Nüfus artış hızını belirlemek için mi? Hepsi acaba? Bölgeler arası göç hareketlerini tespit etmek için mi? İşsizlik oranını belirlemek için mi? Yani cinsiyete bakarak işsizlik belirlenir mi mesela? Sektörlerde çalışan nüfusun dengelenmesi mi? Yani tarımda çalışan çok, hayır siz sanayide çalışacaksınız. Bunu demek için mi? Yoksa kalkınmada insan kaynağının planlı olarak kullanılması mı? Yani elimizde bir ekmek var, evde 5 kişi var. Bir ekmeği 5 kişiye nasıl pay edeceğim? Devletler kaynaklarını nasıl kullanacak? Bunun için nüfus sayımları yaparız. Programlarız kendimizi. Elimde ne kadar var ama tüketici ne kadar? Bir dengeleme yaparım. Mesela bir ülkede nüfus ne kadarsa ona göre okul yaparım. Çünkü çocuklar okula gider. Ya da yaşlı nüfusa göre hastane yaparım. Çünkü hastalıklar genelde insan yaşlandıktan sonra ortaya çıkar. Gibi. Onun için kalkınmayı planlamak için nüfus sayımlarını yapıyoruz arkadaşlar. Sorumuzun cevabı nedir? Edirne.
arkadaşlar. Türkiye'de son yıllarda nüfusun demografik yapısı değişmektedir. Hocam demografik ne demek? Nüfus yapısı değişmektedir. Çalışma çağındaki nüfusun 15-64 yaş toplam nüfus içindeki payı artarken 0-14 yaş nüfusunun payı azalmakta. Bakın dikkat, 0-14 yaş azalıyor. 0-14 yaşta kim var? Çocuklar var. 65 yaş ve üzeri nüfusun payı da artmaktadır. Demek ki nüfusta hem çocuk nüfus azalıyor, doğru, ama yaşlı nüfusun oranı ne oluyor? Oranı artıyor. Demek ki bu ülke yaşlanıyor hocam. Türkiye'nin nüfus yapısında meydana gelen bu değişimlerin gelecekte aşağıdakilerden hangisine neden olacağı söylenemez. Yani Türkiye ne yapıyor? Yaşlanıyor. O halde nüfusun dağılışı daha dengeli olacaktır. Ya şimdi böyle giderse nüfus bölgelerimize daha mı dengeli dağılacak? Hayır. İş gücü ihtiyacı ortaya çıkacak. Burada doğrudan iş gücü ihtiyacı bilmiyoruz, değil mi? Doğru mu normalde? Peki hadi düşünün, size bıraktım bu soruyu. Genç nüfus azalıyor, yaşlı nüfus artıyorsa ileride çalıştıracak kişi bulamayacağız. Avrupa gibi. Doğru mu? Doğru. Sağlık harcamaları artar. Hocam yaşlılar olursa hastaneye sağlık harcamaları artar. Doğru mu? Doğru. Nüfus artış hızı düşecek çünkü çocukların sayısı düşüyorsa nüfusun artış hızı da düşecek. Doğrudur. Nüfusun yaş ortalaması artacak. Yaşlanıyoruz. Yaşlanan bir ülkede nüfusun yaş ortalaması ne olur? Yükselir arkadaşlar. O zaman sorumuzun cevabı nedir? Ankara dedik sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte 1927-2007 yılları arasında Türkiye'nin nüfus değişimi verilmiş. Bakın 27'de ilk nüfus sayımımız yapıldı. Sonra 35-45'er yılda geldi 90, 2000, 2007. Farkında mısınız? Nüfus miktarımız hep artmış. Miktar hep arttı. Hocam azalmıştı bir ara. O azaldığı dedi neydi? Artış hızı azaldı. Hız düştü ama hep arttık. Peki grafiği yorumlayalım. Grafik incelendiğinde hangisine ulaşılır? Nüfusun eğitim düzeyi giderek yükselmektedir. Bu grafiğe baktığımızda nüfusun eğitim düzeyi giderek yükseliyor mu? Ortalama yaşam süresi giderek uzamaktadır. Acaba şu grafiğe baktığımızda doğrudan nüfus miktarı artmış, eğitim artmış, ortalama yaşam süresi artmış doğrudan diyemeyebiliyoruz. Erkek nüfus kadın nüfustan daha fazladır. Sadece buna bakarak erkekler daha fazla çıkaramam. Kentsel nüfus giderek artmaktadır. Şuna baktığımda kentsel nüfus fazla mı az mı bulabilir miyim? Peki nüfus hızlı bir şekilde artmıştır. Doğru mu? Nüfus hep artmış. Şöyle bir grafik çizsek. Nüfus nasıl? Mesela şöyle desem yanlış. Böyle desem yanlış. Ama nüfus nasıl? Şöyle artmış. Hızlı bir şekilde artmış diyebilirim. Bu soruda kesin olarak neye vardım? Edirne'ye vardım sevgili arkadaşlar. Cevabımız nedir? Edirne dedik gençler. Aşağıdaki grafikte 2008 yılı Türkiye nüfusu verilmiştir. Grafik sorularında adam sana 1990 yılını da sorabilir. Yani illa 2021'i soracak diye bir kural yok. Grafiklerde senin ne bildiğin değil. Grafiği nasıl yorumluyorsun? Adam onu merak ediyor. Şimdi 2008 yılında Türkiye nüfusunu vermiş bu şekilde, tamam. 0-4 yaş grubunu vermiş. Ne kadar erkek, ne kadar kadın. Farkında mısınız arkadaşlar? Genelde genç nüfus fazla. Şu kısımlar yaş grupları çünkü. Bakın genelde genç nüfus fazla ama yaşlı nüfus daha az. Demek ki bu ülkede, Türkiye'de demek ki doğumlar nasıldır? Fazladır değil mi arkadaşlar? Doğumlar fazla. Peki o zaman demiş ki yalnızca grafikteki verilere göre aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanamaz? Çocuk yaştaki nüfus ne kadardır? Çıkar mı? Baktım. Çocuk nüfusu sayısı da var. Çıkar mı? Çıkar mı? Çıkar. Genç nüfusun yaşlı nüfusu oranı ne kadardır? Arkadaşlar genç nüfus ne kadar gördüm? Yaşlı ne kadar gördüm? Oranlayabilir miyim istesem? Oran yapabilir miyim istesem? Oranlarım doğru. En fazla nüfusa sahip yaş grubu hangisidir? Baktım. En fazla nüfusa sahip yaş grubu şu. Devam ettim mesela 15-19. Yani istesem bulur muyum? Bulurum. Tamam. Uygulanan nüfus politikası nedir demiş. Türkiye'nin toplam nüfusu ne kadar? Soruyorum size arkadaşlar. Türkiye'nin toplam nüfusunu şunların hepsini teker teker toplarsam Türkiye'nin toplam nüfusunu ne yaparım? Bulurum. Ama
Türkiye'de arkadaşlar hangi nüfus politikası uygulanmış? Nüfusu artırıcı mı, azaltıcı mı politika var? Bunu doğrudan burada kestiremem. Nasıl bulurum? 2008 yılını vermiş. Adam bir de bana 2000 yılını verseydi, ikisini karşılaştırıp nüfus ne kadar artmış, artırılmak mı istenmiş yorumları belki yapardım. Ki zaten bu soruda yalnızca grafikteki verilere göre deyince sen bilgini katmayacaksın anlamına gelir. Onun için biz D seçeneğine ulaşamıyoruz. Sorumuzun cevabı da ne oldu? Denizli oldu arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.